değiştirdim. Bugün de böyle bir hostelde kalacağım. Günlüğü 2 dolar, öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir yer. Kedinin güzelliğine bakın. Şu an resepsiyondayım. Kedi geldi, önüme yattı. Şu şekilde bakın, şeyi giymiş, forma giymiş. Chelsea forması. Puşt, sen ne tatlısın lan. Sen ne tatlısın. Ya, ısırmak yok. Isırmak yok ama. Isırmak yok. Ha. Tatlı bir kedi. Maymun ya. Maymun. Hemen ısırıyor. Bakıyorum lan öyle şebek. Pıs. Tam bir maymun ya. Şuna bak ya. Nasıl yatıyor? Tam bir maymun. Bakın odaya geldim. Burası benim yatağım. Ayrıca burada bir Japon arkadaş var. O da yeni geldi. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bakın şu kolumda gördüğünüz Funky yazısı. Yani bu buranın anahtarı, öyle söyleyeyim ben size. Şu şekilde bu kapıyı şu şekilde okutup da açıyorsunuz. Bakın gördünüz. Yani böyle bir oda anahtarı yapmışlar. Çok ilginç. Çok değişik. Buranın aşağısı havuz. Gerçekten güzel ya burası. Gerçekten yani hostel gibi değil, bildiğiniz otel konforundasınız yani. Kesinlikle otel konforu sunuyor yani size burası. İsterseniz çift kişilik odalarda da kalabiliyorsunuz. Yani sadece yani kendim kalacağım diyorsanız kendi başınıza da kalabilirsiniz böyle odalarda. Tekli odalar da var. Onlar da günlüğü 10 dolar. Gene pahalı değil yani. Mantıklı düşündüğünüz zaman gerçekten çok uygun. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir tane kafeye geldim, öyle söyleyeyim. Bakın şu gördüğünüz kahveyi göstermek istiyorum. Bu cappuccino. Bunun ayrıca soğuk çeşitleri de var bu kafeterya. Şöyle şirin bir kafeterya burası. Sadece ve sadece, ister inanın ister inanmayın, sadece ve sadece şu içtiğim kahvenin bedeli 1 dolar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Böyle bir durum. Bakın bu yolda hep görüyorsunuz böyle motor dükkanları falan var. Bisiklet, motor, elektrikli motor, elektrikli bisiklet. Kamboçya'da en mantıklısı günlük kiralamak, öyle söyleyeyim yani. Uzak bir yere gidecekseniz günlük işte şu tarz motorları falan kiralayabiliyorsunuz. Tabii ki daha da mantıklısı uzun süre kalanlar için burada bir tane motor satın almak. Yani 300-500 dolara şöyle motorlardan yapabiliyorsunuz yani. Kendinize ait oluyor. Ondan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz yani, öyle söyleyeyim. Yani bu gibi ülkelerde dediğim gibi motor şart yani, öyle söyleyeyim. Burada da böyle römorklu tuktuğa bindik, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi şeye gideceğiz. Angkor Wat denilen yere gideceğiz, öyle söyleyeyim. Çok enteresan, çok farklı bir yer, öyle söyleyeyim ben size. Buranın temple'ı diyeyim ben size. Bu şekilde bakın, motor sürücüsü şu şekilde. Tuktuk gibi düşünün. Ayrıca bakın şöyle 3 tekerli tuktuklar var. Onlar bunlardan bir tık pahalı. Hemen hemen fiyat aynı yani, çok fazla değil, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi dediğim gibi Angkor Wat Temple'a gideceğiz. Oraları size çekmeye çalışacağım. Burası da bir temple. Burada bir şeyler var. Bir şekilde gösterelim. Şeyi de sevdim ya, öyle söyleyeyim. Her ne kadar birkaç tane böyle tabii ki şey yaşasam da sonuçta olur abi, insanlık hali diyelim. Gene de kötü düşünmeyelim. Sonuçta dediğim gibi yani gerçekten
Ya düşünebiliyor musunuz? Günlük oda tadında bir yerde havuzlu mavuzlu, duşumuşu harika, tuvaletleri harika, yani tertemiz. Her saat başı temizlik var. Yani 70 TL'ye böyle odada kalıyorsunuz. 70 liraya anlatamam ya, öyle söyleyeyim size. Hadi günlük bir 70 lirada yemek yediniz. 2 öğün, 3 öğün. Hadi 70 değil, 150 TL'lik yedim deyiniz. Yani günlüğünüzü burada, yemeğinizi, içmenizi, kalmanızı, normal, bakın uçmuyorum. Kesinlikle böyle aşırıya kaçmıyorum. Kesinlikle çok çok da aşağı düşmüyorum. Yani böyle ortalama 300-400 liraya yemeğiniz, kalacak yeriniz, her türlü halledebiliyorsunuz ve rahat rahat. Yani günlük 300 liraya 400 liraya rahat rahat, yani rahat rahat halledebiliyorsunuz yani. Böyle bir durum. Tabii ki çok çok daha lükste yaşayabilirsiniz. Yani günlük 4000 TL, 3000 TL, 5000 TL gibi rakamlara da kalmanızı, yemeğinizi, restoranınızı halledin. Ama ona göre de şey olur yani, öyle söyleyeyim. Tabii ki bu tarz yerler de var, yok değil. Ben ekonomik gitmeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi en ekonomik şekilde nasıl gezimi tamamlayabilirim, nasıl sizlere daha fazla yer gezdirebilirim, bunun hesabını yapıyorum yani. Sonuçta dediğim gibi benim de çalışmam, para kazanmam gerekiyor. O yüzden yani bu şekilde. İnsanlar dediğim gibi bu şekilde taksileri kullanıyor. Yani motor sizi dediğim gibi böyle çekecek gibi düşünün. Motor bunu çekiyor yani, öyle söyleyeyim size. Çok değişik bir ortam. Çok çok farklı sokakları var buranın. Siem Reap dediğim gibi çok aşırı büyük bir yer değil. Ama güzel yani, eğlenceli yerleri var. Ama çok aşırı büyük bir yer değil yani. Burası Pattaya gibi kesinlikle değil yani. Bugün baktım haritadan. Çok farklı bir yüzen market gördüm. Buradan yaklaşık 30-40 kilometre uzakta. Fakat o yüzen marketin orada ayrıyeten timsaklar var. Yani bildiğiniz timsaklarla birlikte nehirdesiniz. Nehirde sizi sandallar gezdiriyor. Yani bayağı bir tehlikeli aslında. Sonuçta timsak yani. Evcil hayvan değil. Bir yandan düşündüm oraya gitmeyi. Bir yandan da dedim ya, dedim yüzen market. Ama orası biraz daha farklı. Tayland'daki yüzen markete göre daha farklı. Çünkü dediğim gibi timsaklarla birlikte yüzüyorsunuz. Yani veyahut geziyorsunuz nehri. O yüzden belki fikrimi değiştirebilirim. Gidebilirim de gitmeyebilirim de. Dediğim gibi amacım size Angkor Wat'ın çevresini göstermek. Orada da böyle nehir gibi böyle bir çevresine göl gibi bir yer yapmışlar. Amacım aslında orayı çekmek. İçine girer miyim girmez miyim Angkor Wat'ın bilmiyorum. Belki sadece sırf kenarını, dışını da çekebilirim. Hep beraber bakacağız.
yerler abi. Ben işte bunu seviyorum ya. Ya yemin ediyorum huzur buluyorum ya. Yemin ediyorum böyle kalabalık sevmiyorum aslında. Gerçekten sevmiyorum ama bu tarz yerlerde huzur buluyorum ya. Evet, şu şekilde bakın. Alo. Olay, yani boş boşuna geldik. Aslında boş boşuna da gelmedik. Hiç olmazsa böyle yerleri de size gösterdim. Ama yaptığı yanlış yani. Çünkü içeri girme hakkımız var. Okan Gorvat'ın kenarına girme hakkımız var. Herhangi bir para ödeme gibi bir durumumuz da söz konusu değil. Ama böyle bir durum gelişti. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ben de böyle bir durum. Evet, şimdi tuk tuk beni tekrardan geriye getirdi. Burada bakın bir tane hastane var. Siam Rep ve Yoğun Altyazı Hospital diyor. Göz hastanesiymiş burası. Hiç olmazsa buraları çekelim. Bakın burada da aynı şekilde Tayland'da gibi çamaşırhaneler falan var yani. Şöyle söyleyeyim. Fiyatları tahmin ediyorum. Fiyatlarını sormadım ama tahmin ediyorum Tayland'dan bir tık daha uygun. Hatta yarı yarıya olabilir. Çünkü burada dediğim gibi kalma ve yeme içme Tayland'a nazaran aşağı yukarı diyorum yani ortalama olarak yarı yarıya fark ediyor. Öyle söyleyeyim sana. Kesinlikle fark ediyor yarı yarıya yani. Hatta yarıdan bir tık daha uygun diyebilirim yani. Bu iki konu. Kalma yeri konusu, bir de yemek konusu. Burası çok çok daha uygun. Böyle bir durum. Ayrıyeten burada uygun olan bir şey daha var. Masaj arkadaşlar. Burada samimiyetimle söylüyorum 1 dolara yani 35 TL'ye masaj olabiliyorsunuz. Yarım saatlik bir masaj. 1 saatlik istiyorsanız da 2-2,5 dolar. Yani ne yapıyor? Aşağı yukarı 70-80 en şeyi yani yapsın 90 TL yapsın. 1 saat boyunca masaj oluyorsunuz. Yani 90 lira 80 lira gibi bir rakama. 1 saat boyunca masaj. Ama tahmini olarak konuşuyorum. Tabii ki Tayland'da masajın kalitesi buraya göre bence daha iyidir. Çünkü adı üstünde Tay masajı, Tayland. Taylandlar bu işin piri. Kamboçya'da da dediğim gibi hemen hemen her yerde masaj salonları falan var. Böyle bir durum. Evet, şöyle bir yere çıktık arkadaşlar. Oo, çok güzel bir köprü var şurada arkada. Araçların geçtiği. Bu merkezdeki nehir böyle boylu boyuna devam ediyor herhalde burada da. Bakalım nehrin kıyısından yürüyelim. Aa, sandallar, mandallar. Çok güzel ya, burada öyle tahmin ediyorum ki sandallarla falan da gezdiriyorlar. Bakın görüyorsunuz, çok güzel, çok süper bir ortam. Bunu söyleyeyim ben size. Böyle bir durum. Evet. Güzel yerler ya. Gerçekten. Yani içiniz açılıyor, öyle söyleyeyim. Yani ben şahsım adıma konuşuyorum. Ben burada Siam Reap'te ilk gittiğim yere nazaran yani ilk otobüsten inerim ben işte tuttuğum hostele gittim. Eyvah dedim ya, bura ne böyle dedim ya. Bir an böyle hayal kırıklığına uğradım ama Allah'tan orası değilmiş. Tam göbek merkez. İyi ki de hostel ya da otelci yoktu orada. Çünkü orada kalsaydım oradan buraya her gün yürü git gel falan, iyi ki de buraya gelmişim. Hem burada fiyat daha uygun oraya göre. Ya böyle bir durum yani. Evet. Böyle nehrin kıyısından yürüye yürüye gidelim bakalım. Burada bir tane bir değişik bir temple gibi bir yer var ama bakın görüyorsunuz duvarlarından süslemelerinden belli yani, öyle söyleyeyim ben size. Burası büyük ihtimal gene bir tapınak. Hinduizmle Budizm galiba burada dinleri. Öyle biliyorum ama ağırlık herhalde büyük ihtimal Budist Kamboçyalılarda. Aa, bakın şöyle bir köprüye geldik arkadaşlar. Evet. Burası da bakın şöyle bir değişik bir girişi olan bir köprü.
Evet arkadaşlar bakın. Şöyle bir tapınak. Böyle bir yer. Galiba burası Hinduizmle alakalı ya da bilmiyorum Budizmle alakalı bir tapınak. Çünkü içeride Hi, how are you? Are you good? Yes, good. Yeah. Yeah. What's the name here of the temple, my friend? This is the temple, the name of the Promorod Temple. Promorod Temple. Yeah. It is Hinduism or Buddhism? And this is from the Buddhism. Buddhism, yeah? Yeah. Ah, okay. And you're just looking for free inside. For free? Yeah, inside. Over that way. Okay. Just looking. Yeah, okay. Looking for free. Okay. And thank you. Not by ticket. Not by ticket. And okay. Let's try. Okay. Tuk tuk. Okay. Okay. You enjoy, okay. My friend. Okay, thank you very much. Yeah. I am from Turkey. Oh, Turkey. Turkey. Yes, yes, yes. I'm from Cambodian. 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 Cambodian tuk tuk driver. Tuk tuk sürücüsü. Yes. Okay. Okay, okay. Thank you. Çocuk dedi buraya dedi istediğin gibi girebilirsin dedi. Burası dedi ücretsiz dedi. Bakalım. Şöyle az az da olsa Angkor Tapınağı'na gidemedik. Bari bu tapınağa çekeyim ben size. Bakın. Çok farklı bir tapınak diyebilirim size arkadaşlar. Bakın şöyle. Çeşitli motifler yapmışlar. Çok değişik bir yer diyebilirim size. Evet, dua eden insanlar falan da var. Evet yolumuzda ilerliyoruz. Bakın. Buraları dediğim gibi tapınak yani. Budizm tapınağıymış bu. İsmi de Pre Ang Chong Han Hoi. Yani çok uzun ve değişik bir ismi var diyebilirim size, öyle söyleyeyim. Yani ben bile okuyamıyorum yani. Çok acayip bir sistem. Evet, şu şekilde. Bakın. Evet, amcamlar da burayı çekiyor. YouTuber'lık yapıyor galiba abi. Evet. Çok değişik, güzel yerler ya. Evet, şurada iki tane öküz gördüm. Hani öküz genelde inek falan, hani Hinduizmle alakalı bir şey diyebiliyorum ama o yüzden hani burası da ilk gördüğümde şeyi sandım. Yani Hintlilerle alakalı bir yer ama dediğim gibi Budizmle alakalı, yani Budist tapınağıymış arkadaşlar. Şu şekilde farklı farklı yerler yani. Evet şu arkada da öyle tahmin ediyorum ki ibadet yerleri falan var. Bu şekilde bir yer. Yani çok dediğim gibi çok farklı, çok değişik yerler diyebilirim yani. Çok değişik yerler. Şöyle de bakın. Şöyle bir yer var. Çok değişik ya. Çok mum falan yakıyorlar. Yani dua ediyorlar böyle. Yani tabii ki anlamıyorum yani, dediğim gibi bunların yani Kamboçyalıların da inancı bu şekilde ya da Taylandların, yani hepsi dediğim gibi Budizm'e inanıyor, Budistliğe inanıyorlar. O yüzden böyle bir yer, böyle değişik bir yerler arkadaşlar. Evet, şöyle arkaları da gidiliyorsa gidelim bakalım, daha farklı şeyler var mı yok mu? Zannetmiyorum. Her yer burası dediğim gibi. Bu şekilde. Evet. Buraya kadar bir yer. Evet. Burası da böyle bir yer arkadaşlar. Vallahi ismi aklımda kalırsa burayı açıklamaya ekleyeceğim ama ismi dediğim gibi olmadı, bir fotoğrafını çekeyim şimdi de. YouTube'a eklediğimde görürsünüz. Yani açıklamanın altına ekleyeceğim burayı. Yerine kadar bulabilirsiniz Google'dan arattığınız takdirde. Şu şekilde bir resmimizi çekelim şuranın. Evet. Tamamdır. Evet, burayı aldık. Böyle bir durum arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle nehrin kıyısına geçtim. Ve burada çok güzel, çok farklı içecekler yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal bir tane deneyeceğim ben de. Burada da çok farklı, çok güzel içecekler var. Shake tarzında. Şu şekilde bakın. Yani 1 dolara bildiğiniz meyve ya. %100 meyve. Buranın çeşitli çeşitli meyve sularını yiyorsunuz ya. Şu şekilde bakın, görüyorsunuz. Tam böyle nehrin kıyısında. Bir
tane alalım. Arkadaşlar meyve suyumuzu aldık. Şuraya bir yere oturacağım. Şuraya oturalım bakın. Güzel minik şirin bir oturma yeri var. tam böyle nehrin kıyısındayız. Şu gördüğünüz elimdeki içecek sadece ve sadece 1 dolar arkadaşlar. Yani 35 TL gibi bir rakam. Fakat çok manyak bir tadı var. Bunun adı Dragon Fruit, yani ejder meyveli buz gibi içecek arkadaşlar. Anlatamam tadını, o kadar güzel. Evet, yerimizden kalktık. Şu şekilde iskelenin kenarına geldim. Nehrin içi bayağı bir şey işte. Ağaç yapraklarıydı, falandı, fıstıktı, yosundu, mosundu bildiğiniz. Biraz kirli yani, öyle söyleyeyim. Zaten burada yüzülmüyor. Sadece nehir gibi düşünün yani, öyle söyleyeyim ben size. Güzel ama ya. Güzel yerler. Zaten Siem Reap'te dediğim gibi buraları tam gezilecek yerler yani, öyle söyleyeyim. Karşıda da bir değirmen gibi bir yer yapmışlar ama dönmüyor. O şekilde duruyor yani. Aynen. Şöyle göstereyim. Böyle yerler. Yol boyunca hep böyle köprüler var. İşte arabaların karşıdan karşıya geçebileceği, insanların normal karşıdan karşıya, nehrin karşısına geçebileceği böyle yerler ya. Güzel yerler yani şey olarak, dediğim gibi. Şöyle bir birazcık daha yürüyelim. Ondan sonra da büyük ihtimal videoyu kapatacağım. Ve Kamboçya dediğim gibi videolarını burada bitireceğim büyük ihtimal. Böyle gözüküyor. Bakalım. Şu köprüden de bir karşıya geçelim biraz. Yürüme köprüsü yapmışlar. Bakın buralarda bir dünya motor sikletinden tutun da. Evet, bu köprüden gerçi dün geçmiştik galiba. Akşam vakti geçmiştik bu köprüden. Hatta bir ileridekinden geçmiştik, öyle söyleyeyim. Bundan değil de öyle tahmin ediyorum. Evet, bir ileridekinden geçmiştik galiba. Böyle bir yer. Come orno. Ha? Bakın arkadaşlar. Balık tutuyor burada amcamız, öyle söyleyeyim. Oh. Acaba buradan balık çıkartabiliyorlar mı ya? Çok enteresan ya. Çok enteresan. Evet, şöyle ağzına yem koymuş şeyin, oltanın. Atıyor oraya. Atıp çekiyor. Niye öyle yapıyor acaba? Aa. Evet. Arkaya doğru atıyor. No lucky. Tutamadı balık. Ama daha demin gördüm, bir tanesi daha böyle balık oltasıyla diğer tarafta balık tutmaya çalışıyordu. Ama var yani, bunun içinde, bu nehrin içinde balıklar var, ben gördüm. Yani öyle küçük küçük de değil abi, bildiğiniz böyle pirana gibi büyük balıklar var. Değişik. This is probably like walking street here, pub street, yeah? Yeah, but like walking street, yeah? In Thailand also, you know, pub. But in here they don't have the dirty bath. Yeah. But it's nice, I like it.